Ay gerçekten. Bakın gerçekten yani. Bu çok iyiydi. Bu hafta... Ama yemek yiyor lütfen müsaade edin adamın boğazına dizme. Bir şey olmaz ondan. Oo. Lezzetli maşallah. Olunca bitirilebiliyor demek ki. Yok artık ya bu kadar da olmaz. Siz demin dediniz ya İsmail Bey halk izleyecek diye. Hı-hı. Halk görecek diye halk görecek. Görsün. Ama beğendi ki yiyor. Mesela ben de orta hayır, beğendim yemedim ama. Hayır geldiğimizden beri savunuyor. Beklemiyordu çünkü. Kötü bir şey gelmedi ki önüme. Bu kötü bir yemek mi? Hayır etleri çok güzel. Benim günüm geçti değil mi? Ben puanımı korumaya çalışmıyorum hanımefendi. Adam hak ederse vereceğim puanımı. Yani siz eğer... Sizin derdiniz ne? Yani en azından İsmail Bey gibi davranmıyor. Anlıyor musunuz? Adaletli insanım siz. Adaletli o kadar iyi. O zaman siz bugün 10 vereceksiniz. Bütün her şeyi yediniz. Siz adaletli insanlara niye karşısınız? Ben hayır puanımın da eti güzeldi. Hem, lezzetli bir etti, lezzetsiz niye değildi. Niye madalyon değildi? Çünkü ama, yuvarlak yani, gelmedi ya değildi. Ona takıldı arkadaş. Ama lezzetliydi. İşte ben sunum olması gerektiği gibi ya. Hayır, hani, yuvarlak değildi ya. Evet, lütfen tarafınıza insan çekip adamın puanını düşürmeye çalışmayın. Aa inanmıyorum. Lütfen. Oynamayın yani. Gerçekten kendin... iyi bir usta olabilirsiniz. Bu mesleğe 17 yılınızı vermiş olabilirsiniz. Çok bağlıyorsunuz. Ama karakteriniz çok yanlış yani. Ben bu kadar olduğunuzu düşünmüyordum. En çok beni şaşırtan yarışmacı siz oldunuz. Valla mı? Evet. Bence keşke bence şaşırtan yapsaydım. Şaşırtan yarışmacıyı şimdi. Uzakta aramayın. Hemen yanınızda oturuyor. Niye? Öyle. Niye? Öyle çünkü. Niye? Öyle. Öyle yani. Ben Banu Hanım'ın doğruyu yanlış ayırt edemiyor. Yeteneğe sahip olduğuna inanmıyorum. Sen fazla konuşma da puanını almadın. Bu ne Mesut Bey? Siz doğru yanlışa ayırt edemiyorsunuz. Mesut Bey kendinizi çok bozdunuz. Hayır sizinle muhatap olurken, sizinle diyalog kurarken bu şekilde. Ben tek olmayın, bir olmayın. Bayanım burada. Dikkatli konuşalım lütfen. Yalnız şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani basitlik, zorluk bilmem ne tartışılır. Menünün çeşitliliği, işte uyumu falan tabii ki tartışmaya açıktır. Tabii ki eleştiriler olacaktır. Söylüyoruz da zaten burada da söylüyoruz. Yalnız hep böyle bir... Demin onun için Berfu'nun puanını sordum. Hı hı. Mesela bir tık fazla verilemez evet. mi diye. Sana da sorayım Toprak. 7 verilemez miydi Berfu'ya? Berfu'ya zaten Zuhal Hanım ben söyledim. Keşke 7 verseydim dedim. Evet demiştin. Dedim. Doğru. Banu Hanım'a da diyorum ki keşke size de 5 verseydim. Ama Berfu'ya önce 7 verseydim de size sonra 5 verseydim. 16 verdiğim için sizin puanınız benim için idealdi o sırada. 1 puan da evet benim hakkım. Evet. Neyse geleceğiz buraya ama önce tabii bir ana yemeği konu. Bitiren bir arkadaşımız var masada. Ne güzel. Helal olsun, afiyet olsun. Bitmiş tabak görünce çok sevindim. Dün de benim tabağım bitti, benim de çok hoşuma gitmişti. Evet. Berfu Bey yemişti, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki, hadi bakalım Mesut senden başlayalım. Çok büyük bir teknik hata var şu. Evet. Bunun İsmail olmaması istedim. Gerekiyor, bu bir. Lezzet olarak çok güzeldi, etiniz de çok güzel pişmiş, uyum da güzeldi. Şu kuru çerezlerinizin bazıları çok fazla yanmış. O tabakta görüyoruz, ben yedim ama orada ya, da var. Kavurdum gözüm. Bunları. Ha, yok, onların şurada. Bazıları fazla yanmış. İsmail Bey'in nasıl eti kurum fazla siyahlaşmış da yanmış iyice kızıyor. Kurumuşsa bunlarda o şekilde bir hata var. Onu da belirteyim. Tamam. Ama onun dışında bir kusur görmedim. Salata? Salatayı hazır aldınız değil mi? Yıkayıp tekrar şey yaptınız. Lezzeti güzel ama çok hazır ya bir ürün. Onu arkadaşlar şey yapacak. Ben ekmeğe çok takılmadım. Güzel bence. Kuruluğu güzel. Onun dışında şey yapmadım. Ama şunlardan puan kıracağımı da belirteyim. Yani şöyle evet normalde tabağımıza yemediğim... Görseniz bunu nereye koyarsın biliyor musun? Çok affedersin. Bitki çayı falan getirirsin. O kenarına tabağın falan böyle bir... Berfu Bey yapmıştı. Ya da bir süt müt getirirsin, içine atarsın. Yani ben tamamen görsele hitap etmesini istedim Zuhal Hanım. Yani görsele ama her gördüğümüz şey doğru değil. Görseller şey ya, fotoğrafta hoş görünsün diye bazen detaylı onlar özellikle süslüyorlar. Evet, bakalım Berfu ne diyecek? Ben de pilavı tuzsuz buldum. Tuzsuz da değil, tuzlu da değil. Yok, o kadar şey değil yani, kötülemiyorum. Pilav güzeldi, pilavı beğendim. Dedim ya bu tarçın olayı şey. Bir de eti nasıl şey yaptınız? Bunu tahtada mı kestiniz yoksa tencerenin içinden parça parça aldınız böyle? Nasıl şöyle, yaptınız? Şöyle düdüklü tencerenin içerisinde haşladım. Tamam. Sonra var mı düdüklü sonra. Tencerede? Nerede pişireceğim? O demeyeceğim. Benim etimle kıyaslıyor hayır, ya. Önceki muhabbet gibi fırına mı gireyim bence yani? Ne yapayım? Onu söylemiyorum. Şimdi sizin etinizin pişme tekniği farklı. Benim etimin pişme tekniği farklı. Tamam, şimdi fırında pişen etle düdüklü tencerede pişen et aynı şey. Ya ben etiniz kötü demiyorum. Tamam Mesut da. Bey için söyledim. Yanlış anlamayın. Güzel pişmiş dedim zaten. Öyle bir eleştiriler yapıyorsunuz. Hayır eleştiri yapmadım. Siz anlamıyorsunuz. Ben şaşırıyorum gerçekten. Bir susaydınız bu cümlemi bitirseydim anlayacaktınız. Güzel pişmiş. Bakın. Aslında sen tam Berfu'nun yorumunu kestin biliyor musun? Pardon. Tam devam ediyordu. Beğenip beğenmediğiyle ilgili ve yani salatada. Yani onu anlatayım. Bunu anlatabilir misin çok kısa bir şekilde? Tabii. Düdüklü tencerenin içerisine attım. İçerisine defne yaprağı ve soğan
attım. Tamam. Haşladım. Haşladıktan çünkü sonra... Çünkü kuzu eti. Aynen, kuzu eti. Haşladıktan sonra tavanın içerisine aldım. Birazcık soslandırmak istedim onu. Tuz attım. Çok az zeytinyağı. Pilavı tabağa koydunuz. Pişmiş eti tavadan alıp bunun üstüne koydunuz değil evet, mi? Evet, aynen. Tamam, oraya takıldım. Hı-hı. Orayı merak beğendin ettim. Beğendin mi? Eti beğendim. Et güzeldi. O kokusu falan gelmedi yani. Önemli olan evet. O zaten. Hiç aynı kokusu zamanda. Gelmedi. Salata nasıl Berko? O yüzden söyledim. Salata da... Çok özensiz şey yapılmış böyle yani o maskolin hazır bir kutuda zaten onu tamam. Tekrar yıkadınız değil mi? Evet herhalde. İkinci kere. Yani. Aynen, işte ona bu büyük parçaları sadece böyle parçalayıp koymuşsunuz. Ama hep sapla veren koymuşsunuz. Ölmesini istemedim. Salata. Normalde bunlar hep böyle çoğu içerisindeki malzemeler baby yani. Hı-hı. Hani bunlar çok çabuk ölen sirkeyi işte limonu gördüğünde ölen ürünler ya ondan dolayı elimle parçalamayı tercih ettim. Şu sapını çünkü... da koymasaydınız keşke. Hani. Evet. Ama salatanın tadını bozamam. Kusura bakmayın İsmail Bey. Benim, yani, çünkü hani... benim salatamda bıçak darbesi gördüğünüzden dolayı bu kadar salatadan yani, yani şu saplar da olmasa. Ya siz şimdi bana 9 verdiniz de ben size eleştirmeyeceğim anlamına geliyor mu? Hayır tamam. Şimdi benim salatamdan bu çıktı. Bunu ben eleştirmeyeyim Toprak Bey bana 9 verdi diye. Ama size gelmedi şu an. Ben devam ediyorum. Farkındasınız. Yani salatanızda takılmayın yani. Çok komikti çünkü. Haftanın bence en komik olayı oydu. Haftanın bence en komik olayı sizin ferman yazmanızdı. Hayır. Ben gayet vaktinde getirdim. Hiçbir ürünüm helal geç kalmadı yani. Benim. Geç kaldı mı kimse hayır, beni uyarmadı. Değil. Peki Banu'ya geçelim. Bitirdin herhalde değil mi Berfok? Bitirdim. Salatayı da beğendim. Afiyet olsun. Kuzu eti de yemiyorum. Tercih etmiyorum. Dana ve tavuk eti yiyorum sadece. Siz ne yiyorsunuz? Ama... Ben çok merak yok, ediyorum. Gerçekten yemiyorum. Onu yemiyorum, yemiyorum, bunu yemiyorum. Mutfakta çalışan bir insan nasıl yemez? Ben mutfakta çalışmıyorum Mesut Bey. Şunu bir eğitim algılar mısınız? Eğitim alıyorsunuz ya. Mutfakta eğitim almıyor musunuz? Sanayide mi eğitim alıyorsunuz? Sizin gibi profesyonel olarak çalışmadım. Yani. Aynen öyle. Ama eğitimi sizin... aldıktan sonra mutfakta yani, çalışacak. Yani. Değil mi? Hayır. Bence çok üzere gitmeni ağlayacak biraz. Eğitimi niye alıyorsunuz? Hayır çalışmayacağım. Seviyorum yapmayı öğrenmek için. Bu hafta bitmeseydi bir 5 gün daha çekemezdiniz. Aşçılar özel 2 hafta. Artık... Beğendin mi Banucuğum? Etiniz dediğim gibi hiç kuzu gibi bile gelmedi. Çok güzel. Evet, koku kuzu, da yoktu. Evet. Güzel pişirmişsiniz. Soğuktu sadece. Evet, evet. Haklısınız. Daha sıcak olmalıydı. Ya ne beğendim ne beğenmedim diyebilirim. Yorum, arada kaldı. Yani arada kaldı ama şey... Puana nasıl yansıyacak o zaman? Yanan kuru yemişleriniz çok güzeldi. Hepsini yedim. Afiyet olsun. Evet, salatanızda yorum yapamayacağım kocaman. Mesela buna baby diyemeyiz. Siz az önce baby diyorsunuz evet, ya. Evet bu baby değil. Ben ana yemek hakkında yorum yapmıştım. Salatayı beğenmedim. Pilavınızı da... Siz pilavınızı beğenmedim. Etinizi beğendim. Evet. Etinizi beğendim. Böreğinizde peynir olmasaydı gayet güzel evet. Bir börekti. Neyi yani sorguluyorsunuz şu an? Orada tabağında da patlıcanı beğendim. Patlıcanı bizim beğenmedim. Gibi yani. Yani pilavınız bana tuzlu geldi. Ben çok eleştiri yapıyorsunuz bir şeylere. Hani ben artık neyi savunacağımı veya benim... neyi konuşacağımı ben bilemiyorum cümlemi size karşı. Ben size eleştiri yapmıyorum. Yani şu yakışıklılığımı bozamayacağım sizin için. Ama hoş olmuşsunuz gerçekten. Teşekkür ederim. Çok iyi duruyorsunuz. Evet. Sağ olun. Evet. Elinize sağlık. Lezzetli bir yemek. Eline sağlık. Ben pilavını da beğendim. Etini de beğendim. Şu tarçın olmamalıydı. Salatayı biraz daha özenli doğramalıydım. Ama sosu mosu güzel. Turp doğramışsın. Yani bir tık daha böyle bir zenginleştirebildin. Bir iki nar atabilirdin ne bileyim. Nar olabilirdi. Böyle renk verirdi. Çok fazla yeşil var. Haklısınız Zuhal. Kuru tonlar da evet biraz yumuşak ama dediği de doğru teknik olarak. Soslu bir şey olsaydı evet kuru da çok kuru kaçabilirdi ama birazcık daha şu sapları azaltsaydın daha iyi olur. Bak yani çünkü soya filizi de var ya. Evet. Başarılı bir ana yemek. Eline teşekkür sağlık. Ederim. Küçük hatalar yüzünden puan kırmak zorunda kalacağız. Ama ben sizin şöyle söyleyeyim. Sırf tuzsuz kabağınızdan dolayı puanımı kırmadım. Ama kırmalıydınız. Olmamıştı o kabak. Yani ben sırf sizin o ekmek tatlınıza... Ondan da çaba... Ama işte bak ama şimdi aldınız ya puanı. Hayır siz benim ekmek tatlımı anlamadınız. Bence konuşuyorsunuz siz ya. Siz benim Allah ekmek tatlımı anlamadınız. Şimdi size bir şeyler sonradan söylenildi. İsmail anladınız. Bey, ben kamerayı kapandıktan... Ben sırf git senin yolunuzu. Final siz benim ekmek tatlımı anlamadınız. Hepiniz anlasaydınız eminim yüzüme çat 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 vuracaktınız. Evet. Anlamadınız. Şimdi bana işte ben evet. Üstüme çabanızdan yalnız dolayı verdim. Yalnız kimse de anlamadı gerçekten. Anlamadım. Evet. Ben de anlamadım. Anlamadım. Ya biz sadece bir sertlik vardı ve şerbeti bir çok geçmemişti. Evet. O yüzden anlamadık işte. Bir tek onu anlamadık. Yoksa bana şimdi şey yapmayın ya işte biz anladık da çabanızdan dolayı verdim. Yok kimse de anlamadı. İçin demedi yani. Anlamadı. Aa bu ekmek kadayıfı şeyi birazcık. Mesut Bey anladı. Kameralar kapanınca söyledi. O da geç kaldı yani, biraz söylemekte. Yani bu kadar birincilik hırsı gerçekten anlamıyorum. Yani zaten dün Mesut Bey'in hakkını yedi. Benim de hakkımı yemek için şu an elinden geleni yapıyor masada. Hiçbir şey söylemiyorum yani. Ama halk görüyor. Halk gördüğü için en doğru kararı, en harbi kararı onlar vereceğini de biliyorum. O yüzden benim vicdanım da rahat, gönlüm de rahat. Hiç sıkıntı yok. Mesut Bey bugün gelen ana yemeğin hepsini yedi. Beğenmiş, yemiş olabilir. O da sadece teknik hatasını söyledi.
Banu Hanım orada yine üzerine gitmek istedi Mesut Bey'in. Bence beğendiği için yedi. Yenilmeyecek bir yemek değildi zaten. Banu Hanım tabii ki bugün özellikle kusur aradı ki hani sonuncu günü yarışıyoruz. Ben sonuncu olmayayım, Toprak Bey'i sonuncu yapayım diye kusur aradı. Ama tabii biz buna izin vermedik. Yorumlarımızla yemeğlerimizi belli ettik. O da o yüzden amacına ulaşamadı.